Merhaba. Tatil sebebiyle yemek videolarına ara vermiştik. Epeyce bir nereye gidelim videosu çektik. Muğla ve civarını çok güzel sevdiğimiz yerleri tanıttık. Umarım sizler de gidip oraları deneyimleme fırsatı bulursunuz. Tatilden gelince bir tane spontan gelişen şeftali marmelatı videosu çektik. Şimdi artık düzenli olarak yemek videolarımızı ve pasta videolarını çekmeye başlayacağız. Yarım kalan Simpsons serisi vardı. Marge ve Homer'ı yapacağım. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün glutensiz patatesli ekmek yapacağım. Aslında aynı tarifi glutenli patatesli ekmek için de kullanabilirsiniz. Ben zaten normal glutensiz tarifteki un yerine glutensiz un karışımı kullanacağım hazır satılan. Hatta bence gluten sorununuz yoksa normal unla yaptığınızda bence daha iyi kabaracaktır. Genelde öyle oluyor. Normal un glutensiz una göre daha güzel sonuç veriyor. Ben şimdi daha riskli olan bir unla deneyeceğim. Hemen malzemeleri görelim ve başlayalım. Malzemelerimiz şu şekilde. 2 adet haşlanmış patates, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı instant maya, yarım çay bardağı ılık süt, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı karabiber, 1 bölü 4 su bardağı patatesin haşlama suyu, 3 bölü 4 su bardağı ılık su ve 3 bardak un. Bu arada tarif benim değil. Ben bu tarifi yemek.com'dan aldım. Hakkını yemiş olmak istemem. Onların tarifi. Şimdi ben yemek.com'daki tarifin videolu uygulamasını yapmış olacağım. Evet, şimdi öncelikle şöyle başlıyoruz. Patatesleri haşladım. Bunlar zaten haşlanmış durumda. Ve patatesi haşladığım suyu 1 bölü 4 bardak olacak şekilde bir bardağa ayırdım. Çünkü kaynar değil ılık olmasını istiyorum. Daha sonra patatesleri soyup rendeleyeceğim. Şimdi patatesleri rendeleyelim. Şimdi 2 tane patatesi rendeleyeceğim. Patatesimiz rendelendi. Şimdi patatesin içine ılık sütümüzü ve zeytinyağını ekliyorum. Bunu karıştırıyorum kendi içinde. Patates, süt ve zeytinyağı. Şimdi ayrı bir kapta diğer sıvıları karıştırıyorum. Evet, burada da patatesin haşlama suyu, diğer su ve toz şeker, bir de maya. Tuzu sona saklıyormuşuz. Yoğurmanın en son aşamasında koyacağız. Pardon. Karabiber koydum. Bir de maya. Ilık sularla mayayı karıştırıyoruz ki maya aktive olsun diye. Şimdi sıvının içerisinde mayayı iyice erittikten sonra patatesi ekliyorum. Patatesli karışımı. Biliyorsunuz bizim YouTuber olmak gibi bir hevesimiz yoktu aslında. Pandemide dahına faaliyet olsun sıkılmasın diye başlamıştık. Ama iyi gidiyor yani bir şekilde yapıyoruz hala. Şimdi bunu da karıştırdık. Şimdi unu azar azar ekleyip yoğurmaya başlayacağım. Yani artık elim kirlenecek.
Tuzu da yoğurmanın son aşaması ekleyeceğim. Umarım unutmam eklemeyi. Unum daha önce de belirttiğim gibi glutensiz un karışımı. Ama tarif aslında glutenli unlu olan bir tarif aldığım sitede. Ben glutensiz de yaparak riske giriyorum. Ama en azından bu denemeyi görmüş olursunuz. Bakalım güzel olacak mı olmayacak mı diye. Glutensiz yemek zorunda olanlar için de böyle bir alternatif olmuş olur. Hazır satılan glutensiz ekmekler o kadar iğrenç ki. Yani şimdi diyecekler ki nimete iğrenç diyorsun ama gerçekten kötü. Yani yoklukta bile yenmiyor diyebilirim. Başlarda biraz yiyordum da şimdi onu yiyeceğimi hiç yemeyeyim daha iyi şeklinde düşünüyorum. Sadece bir puf ekmek var glutensiz internetten alıyorum. O güzel gibi ama o da çok pahalıya geliyor. İki tanesi 35 lira diyeceğim. İki hafta sonra bu dediğim fiyat anlamsız olacak. Şu anda Türkiye'de korkunç bir enflasyonun içerisinde yaşıyoruz. Çok cıvık bir un ama zaten ekmek unu, hamurları böyle oluyor. Çok cıvık oluyor. Yönetmesi zor. Aslında ben ekmek makinesiyle yapmayı düşündüm. Bu cıvık ekmek hamuruyla muhatap olmamak için ama. Şimdi bu patatesli ekmek ve değişik bir mayalanma süreci olabilir belki. Ekmek makinesinde yaptığım için istediğim sonucu alamam falan. Şimdi bir ilk sefer burada yapayım. Bir de ekmek makinesinde denerim. Sonra kıyaslama şansım olur. Fark etmiyorsa ekmek makinesinde yaparım bir daha. Şimdi tuzumu ekliyorum artık. Umarım güzel olur. Şimdi şu elimde kalanlar ziyan olmasın diye kaşıkla sıyıracağım. Sonra da streç filmini hava almayacak şekilde kaplayacağım. Ve mayalanmaya bırakacağım. Ne kadar mayalıyoruz? 40 dakika. Ardından şeklini verip tepsiye koyduğumuzda ekstra bir mayalama süreci olacak. O da 15 dakika olacak. Şimdi hamurum hazır. Bunu streç filmine kaplayacağım. Hamurumuzu streçle güzelce kaplıyoruz ki güzel mayalansın diye. Eğer kış olursa ve ortam soğuksa hafif ılık bir fırında mayalayın diyor baktığım internet sitesinde. Ama şu anda biz yaz olduğu için, yaz ayında olduğumuz için normal oda sıcaklığında mayalayacağım. Şimdi 40 dakika sonra görüşürüz. Şimdi ekmeği son şeklini verip tepsiye koymadan önce bir tane kek kalıbına su koydum. Bunu fırının içine yerleştiriyorum. Tepsiyi de üste koyacağım. Fırını 180 dereceye ayarladım. Önceden ısınmış olması gerekiyor. Şimdi hamurumuza son şeklini verip tepsiye koyacağız ve 15 dakikada mayalanmaya bırakacağız. Hamur gayet güzel kabarmış. Şekil verirken elime yapışmasın diye birazcık elime ayçiçek yağı dökeceğim. Bu bilgi tarifi aldığım sitede yazmıyordu. Bu bilgi de yine Arda'nın mutfağındaki pide tarifinden kalma bilgi. Elime biraz sıvı yağ döktüm. Şöyle yapıyorum ve hamurumu alıyorum. Tepsiye koyuyorum. Keşke parmaklarım ucuna da yağ sürmeye akıl etseydim. Avucuma yapışmıyor mu? Parmaklarıma yapışıyor bakın. Siz olun parmaklarınıza da sürün. Bu bilginin teyididir bu görüntü. Ziyan olmasın diye tepsinin dibindeki bütün kısımları alıyorum.
Şimdi bunu bir böyle deneyeceğim. Bir de bir ara patates unu alıp patates unuyla da patates ekmeği yapmayı deneyeceğim. Şöyle. Evet. Şimdi gerekli yuvarlak şeklini verdim. Bir de bu şekilde tepside 15 dakika daha bırakacağım. Ondan sonra fırına süreceğim. Orada da fırın 180 dereceye ulaşacak. Evet, ekmek tepside de 15 dakika bekledi. Şimdi fırına koyuyorum. Yaklaşık 30-40 dakika aralığında fırında duracak. Pişince alacağım. Soğuyunca da yiyeceğiz. Fırın 180 derecede. Altta su dolu kap var. Üstte de ekmek pişiyor. Evet. Bakalım nasıl olmuş. Oo, nefis görünüyor. Tahminimce glutensiz un değil de normal un kullandığınızda bu daha çok kabaracaktır. Ama bu da gayet güzel. Kötü glutensiz ekmekten iyi sonuçta.